İlteriş Bey, e, soramadım sorumu ama e, evet. Meral Hanım yanlış mı yaptı pazartesiyi evet. beklemeyerek? Bir, ikincisi bunu e, Can Bey'le de, Can ile de konuşacağım, ona da sormak istiyorum. Deniyor ki e, İyi Parti tabanının ikinci partisi CHP. E, bu koşulda e, İyi Parti'nin, e, yani seçmeninin daha doğrusu tabanını derken onu kastediyorum. İyi partinin CHP'den uzaklaşması yani o Millet İttifakından baştaki Millet İttifakından ayrılması doğru olmayacak İyi Parti içinde diye yorum yapanlar var. Siz ne dersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle burada stüdyo olan stüdyodaki herkese iyi yayınlar diliyorum. Gördüğüm kadarıyla temel bir nokta var. Hemen hemen herkesin uzlaştığı ve benim de aslında şaşırdığım ve karşı çıkacağım. ...metnin zamanlamasıyla alakalı olarak... ...genel olarak Meral Akşener'in açıklamasının... ...adaylık, Kemal Bey'in adaylığına karşı yaptığı açıklamayı... ...çok geç bulunduğu görülüyor. İşte Şükrü Bey de ifade ben etti. Ben öyle Ersan bulmuyorum de. hocam. Ha, geç derken yani pazartesiye göre erken... ...pazartesiden öncesine Yok. göre geç bulunuyor. Gene, genel olarak da geç bulunmasıyla ilgili birçok yorum okudum. Öncelikle buna ben şaşırıyorum çünkü... Meral Akşener eğer adaylık iddiasında olsaydı bu doğru bir yaklaşım olurdu. Adaylığı iddia eden, adaylığı isteyen kendisini masaya getirir, tartıştırır ve arkasından bu adaylık onaylanırsa kabul ettirirdi. Fakat Meral Hanım çok önceden zaten aday olmayacağını ilan etti. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığını kendisinin masaya getirecek hali yoktu. Masaya geldiği ilk toplantıda da zaten... E, bu çok fazla üzerine konuşulan kriz meydana geldi ve hemen arkasından da e, İyi Parti e, masada yaşanılan şeylerin üzerine e, kendi pozisyonunu e, yine üslupla ilgili yazıdaki e, bazı ifadeler üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Oraya da e, birkaç şey söyleyeceğim. Bir sert ve e, net bir üslupla bu adaylık görüşmelerini e, reddetti ve e, Kemal Bey'in adaylığını e, istemediğini Belli etti. Şimdi burada şunu lütfen hatırlayalım. Yani hafızaları tazelemek adına söylüyorum. Siyasi hafıza ne yazık ki çok güçlü değil Türkiye'de. 26 Ocak 2023 yılında 11. Altılı Masa toplantısının metnini herkes bir hatırlasın. Orada hem gazetecilerin hem siyaset bilimcilerin dikkatini çektiği bir kavram vardı. Ortak adayla ilgili yapılacak çalışmalarda istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerinin yansıtacak şekilde çalışması gerektiği ve bu çalışmanın üzerine bir ortak adayın belirleneceği karara bağlanmıştı. Yanlış mı hatırlıyoruz? 6 tane genel başkan halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalışacak ve bir ortak adayda uzlaşacaktı. Şimdi 6'lı i̇şte ortak da adayda çalışmayı... uzlaşacak mevzusu çok boş bırakıldı ara. Yani nasıl uzlaşır? Mesela oy çokluğuyla mı uzlaşılacak? E, hayır, oy birliğiyle hayır, mi uzlaşılacak? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Oy, Bey. oy birliğiyle. Üşat Bey Oy çokluğunda de değil. 11. On, 11 toplantıdan bahsediyorum. İlk 10 evet. toplantıda usul neyse ki o da nedir? Oy birliğiyle karar alınır, bütün partilere bağlar, bütün partiler uzlaşır ve aday açıklanır. Şimdi 11 toplantı yapmışsınız, yani. evet. oy, oy birliğiyle karar almışsınız. Üstüne bir 11. toplantıda halkın tercihlerini yansıtacak ifadenin altına imza atmışsınız. Şimdi bugün gelinen nokta ne? Meral Akşener'in metnindeki sertliğin kaynaklarından bir tanesi olarak okuyabileceğimiz şey anket yapalım, bakın kategorik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını ben anlamadım. Tam tersi, aday yapalım, eğer bu e, anket yapalım, bu anketlerde kim yüksek çıkıyorsa, hepiniz yapın, sadece ben değil, hepiniz yapın, kim yüksek çıkıyorsa, onun adaylığı üzerine bir e, formül inşa edelim, partilere danışalım ve Bu tekliflerin hiçbiri, mi? İlteriş Bey, bu tekliflerin hiçbiri masada karşılık bulmuyor. Zaten masada 5 parti, yani İyi Parti dışında aslında her şey Hazır. Her şey belli ve Sayın Akşener'e onaylayın diyorlar. İşte milletvekilleri Onay vekilleri ve Bakanlıkların konusu bakanlar peki. üzerinden de bildiriliyor. Sayılar da veriliyor ya, sayılar da veriliyor ve onaylayın tabii, deniyor. Ee, siz siz de bu bilgiye sahipsiniz herhalde. Ben de sahibim ama şunu üstünde biraz daha durmak istiyorum. Yani gerçekten çok önem veriyorum. Çünkü altı genel başkan yalnızca 2 ay önce 60 oldukları imzanın ...arkasında durmadıkları anlaşılıyor. Yani halkın tercihlerini yansıtacak şekilde... ...nasıl aday çalışması yapıldı? Yani eğer anketlere başvurulmadıysa... ...halkın tercihleri nasıl yansıtıldı? Hangi noktada Temel Bey... ...Gültekin Bey... ...Ali Bey ve Ahmet Bey... Kemal Bey'in adaylığı ile ilişkili olarak halkın tercihlerinin yansıtıldığını nasıl elde etti? Hangi veriye dayanarak bunu sundu? Şimdi benim üstünde durduğum birinci nokta bu. Metne gelmeden, metne bunların üzerine gelmek istiyorum. İkinci madde şu. Yani evet bu ilke meselesi. Şimdi siz ortak karar alıyorsunuz. Sonuçta bunlar birbirinden farklı siyasi yapılara sahip, organlara sahip bağımsız birimler. Yani aslında bu bir anlamıyla Birleşmiş Milletler'deki bağımsız devletlerin bir araya gelerek işbirliği yapmasına benzeyen bir ittifak yapısı. Yani burada iç içe geçmiş organik bir süreç yok altılı masada. Altılı masanın kendisi bir anlam ifade etmiyor. Partilerin toplamanın eşit olduğu bir masa altılı masa. Bu nedenle burada her partinin kendi imzasını bağımsız bir şekilde, arkasında duracak şekilde belirlediği ve bunun uzlaşının ve müzakerenin temel ilkesi olarak şekillendiği bir model belirlemiş. Şimdi Meral Akşener'in yerine koyuyoruz kendimizi. Eğer Meral Akşener Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu masada getirdiyse masaya aday olarak, o halde şöyle bir izlenime sahipti. Eğer Kemal Bey'in adaylığını daha önceden masaya geleceğini tahmin etti, Etmiş olsa bile yani diğer partilerle Kemal Bey'in arasındaki pazarlığı anlamış olsa bile Kemal Bey'in adaylığını masaya getiremezdik. Niye? Çünkü elinde çok büyük bir güç vardı. O da veto etme gücü. Çünkü her partinin altına imza atmasıyla ancak ortak adayın belirleneceğini Ali Babacan Aralık ayında iddia etmişti. Ve altılı masanın çalışma ilkesinin de bu olduğunu de defalarca deklar etmişlerdi. Şimdi yani Meral yapıda... Hanım ben evet demeden nasıl olsa Kemal Bey aday olamaz Saiki ile hareket etti. Ona binaen de Ekrem Bey ve Mansur Bey'in adını gündeme getirdi toplantılarda. Öyle mi anlamamız lazım? Kesinlikle yani bu hukuki bir şey aslında. Ersan hocamın yanında ben hani bunu, bu konuda çok bir siyaset bilimci olarak konuşmak istemiyorum. Fakat yani bir Ersan hocam da bir şey karar... söyleyecek herhalde. Ne diyeceksiniz hocam? Bence Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu'ndan veya Sayın Yavaş'tan ikisinden birlikte değil. Mutlaka bir destek almıştır. Bu acaba bir İkincisi be. de İlteriş Bey'in e şunu ekleyeyim. Masada diyor ki benim anladığım kadarıyla bizdeki anketler bunu göstermiyor diyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta birinci sırada olduğunu göstermiyor diyor. Eğer bunu kabul etmiyorsanız aynı İlteriş Bey'in söylediği gibi demokratik bir şekilde Anket aday yapalım. belirlemeyi hemen gerçekleştirip kim birinci sırada çıkıyorsa ben ittifak etmeye hazırım. Bunda bir sorun yok diyor. Ben bir ön yargı ve dayatma içinde değilim. Ama bizdeki anketler Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağı yönünde Değil. bize sonuç vermiyor diyor. Peki İlteriş Bey şöyle bir sıkıntı yok mu burada? Meral Hanım neden hep CHP'li isimleri aday olarak gündem, tamam, hani kazanacak isim olarak görülüyorlardı? Acaba Meral Hanım CHP'li olmayan bir ismi de gündeme getirseydi ya da hani işte bağımsız bir isim olabilir. Ersan hocam olabilir, bilmiyorum yani. Orada öyle Başka değil birisi. Süsak Bey. Öyle değil. Yani böyle olsa daha Başka çünkü tepki şöyle. Tabii. Neden o zaman sürekli CHP'li isimleri gündeme getiriyorsunuz? Algısı da oluştu. Ama başka isimler de söz konusuydu yani. Hayır İYİ ama Parti, masaya sadece Ekrem tamam. Bey ve Ama İyi Parti sadece bizim getirdiğimiz isimler değil. Doğru söylüyor CHP. Tamam, Açıklamasında söylüyor da. da başka isim ortaya Hocam, koymadı doğru söylüyor ki. söylüyor da. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş dedi. Üçüncü bir isim söylemedi. Ben gün boyu dün önceki gün İyi Parti'nin bütün kurmayları şunu söylediler. AKŞENER'e en yakın isimler şunu dedi. Biz sadece iki isim değil Sayın Kılıçdaroğlu'nun getireceği başka isimler, bizim Getirmedi. getireceğimiz isimler getirmiyor. dışarıdan hepsine Sayın Kılıçdaroğlu hepsini tartışalım dedik dediler. Tamam da dedik, getirmiyor dediler. hocam yani, getirmiyor. Hayır, İYİ Parti iki isim de kilitlemedi onu söylemeye çalışıyorum. Masada iki, i̇ki isimle isim kilitlemiştir. Dışarıda da açıklamasında Şimdi... iki ismi ortaya koydu. Üçüncü bir ismi zikretmedi ben de bunu yadırgadım. Dedim ki bu iki isimle veya en az birisiyle bir mutabakata varmadan böyle bir siyasi tecrübe bu, bu şekilde Erhan açıklama yaparsa söylemiyor. Bana. olmaz. Yani bir şey söylüyor ama. Olmaz. Ha bir de hep şu söyleme oldu. Mesela Erhan yani. Usta bunu söylemiyor. Aday Bugün masadan çıkacak şimdi Bu açıklama o bir saatte hazırlanmamış. O ciddi ciddi yazılmış bir metni ya oku çıktı tamam. okudu orada kardeşim ya. Ve iki isim söyledi. Hocam, Üçüncü isim söylemedi. Buyurun İlteriş Bey. Ya, yani şunu e, e, çok e, bence e, zamanlama Keşke açısından söyleseydi. çok e, iyi. İyi bir soru oldu. Tam ben de o noktaya geliyordum aslında. Şimdi bakın tekrar adaylık sürecine bir bakalım. Yani Kemal Bey yalnızca kendi adaylığını iddia etmedi. Yalnızca kendi adaylığını masa dışında inşa etmedi. Yani biliyoruz biz aşağı yukarı Mayıs ayından beri CHP'deki yöneticilerin çeşitli vesilelerle Kemal Bey'in adaylığını bir şekilde dile getirdiğini biliyoruz. Kamuoyunda yansıyor. Aynı zamanda Kemal Bey'in adaylık startını çok daha önceden verdiğini biliyoruz. Yani Ben Kemal Geliyorum kampanyası bile aslında altılı masaya rağmen bir adaylık planlandığını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Ama burada daha önemlisi şu Kemal Bey yalnızca kendi adaylığını masaya dayatmadı. Aynı zamanda kimlerin de aday olamayacağının sınırını çizdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hem adaylığınızı iddia ediyorsunuz hem adaylık kampanyanızı masa ve masa dışında yürütüyorsunuz hem pazarlıklara giriyorsunuz hem de kimlerin aday olmaması gerektiğini belirliyorsunuz. Şimdi iki taraftan bir e, kıskaca alma Doğru durumu yani. söz konusu. Doğru. Bu noktada Doğru. Akşener ne yaptı? Kesinlikle. Tam sizin sorunuzun cevabı olarak. Tam sizin sorunuzun cevabı olarak Akşener ne yaptı? Üç adım attı. Bakın üç. Bir ben aday olmayacağım dedi. Cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Değil mi? Ağustos ayında. Bunu niye dersiniz? Ben Türkiye'nin önünü açacağım dedi. Hatırlayın. Aday olmak istiyorum dedi. Daha öncesine gidelim. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Fakat Türkiye'nin önünü açacağım. Tıkamayacağım dedi. Kim yüksek oy alıyorsa o olsun. Sonra aday olmayacağım dedi. İkinci adım attı. Sonra ne yaptı? Doğal olarak İyi Parti seçmeninin yani burada açıklamamıza gerek yok hepimizin malumu seçmeninin adayı Mansur Yavaş'tı. Fakat Neral Hanım yalnızca Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerine bir söylem geliştirmedi. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun üzerine de bir söylem geliştirdi. Yani CHP seçmeninin de rahatlıkla kabul edebileceği İyi Parti seçmeninin yani başlangıçta kal. destek CHP'den vermediği. CHP'den CHP'den. Kendisinden gelseydi kendisinden de Bu iki isim öne çıkınca bu iki ismi ortaya yani Şunu mu düşündü İnsanlar acaba? Ben mi? mesela şimdi, Kemal Bey'in adaylığına son... karşı olduğum zaten belli. Bu bir şekilde dile getiriliyor yani. Evet. Zımni olarak da söyleniyor. Karşıyım partiden. demiyor. İş, kişisel olarak öyleyse karşıyım demiyor. En azından tekten öyle söylemedi. Başta bakın İyi Parti <laughs> tabanı, ben şöyle evet, söyleyeyim. Ben, ben İyi Parti geliyorum. yönetimi son karşı son olabilir mi? ama Sayın Akşener, ben isim olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na de çıksa adaylıkta karşıyım demiyor ya. Diyor kardeşim. Taban, sokak, kim istiyorsa neyi istiyorsa gördüğüm diyor bu sokaktan gelen ona Sayın Yavaş dedi. ve Sayın CHP oluyor. hayır dedi, hayır kesinlikle hayır dedi. Yani anket e, yapalım, ana, araştırma ana yapalım, bir hafta bu. çalışalım, yani, il 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 herkesi il koyalım dedi bu. ona CHP. Hayır dedi yani masada bunu herkes biliyor. Hayır, hayır. hayır. dediler, hayır. Evet ya yani. yani belediye başkanları olmaz belediye diye başkanları olmaz Kemal Bey dediler. çok kötü yani. olarak şimdi, şimdi, şöyle. Buyurun. Evet. Ben burada bir cümle ekleyerek hani bu cevaba da vermiş olayım. Şimdi Ersan Hocam da bu e, itirazda bulundu. O yüzden ona da e, bu bunu bu minimalde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu arkadaşlarımız yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, evet Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları. Fakat yani biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Biz 2019 yerel seçimlerini yaşamadık mı? Millet İttifakı olarak hatırlayalım. Demokrat Parti ve Saadet Partisi bu ittifaka katılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında birlikte çalıştılar, birlikte kampanya yürüttüler, birlikte sandık beklediler, sandık güvenliğini sağladılar ve birlikte seçtirdiler. Bu kişiler parti üyesi olsa dahi Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır ve Kemal Bey'in hakkı olduğu kadar Meral Hanım da bu kişilerin siyasi geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı 2019'da vermiş olduğu emekten gelir. Yani özellikle İstanbul seçimlerinde ben açıkçası Meral Hanım'ın kampanyadaki emeğini çok daha fazla hatırlıyorum. E, yapmış olduğu mitingler, özellikle muhafazakar ve milliyetçi semtlerdeki görünürlüğünün artması, çok daha net bir şekilde hatırlıyorum. Yani e, bu bağlamda bu iki ismi Salt CHP üyeliği üzerinden değerlendirmek doğru değildi. Bence Meral Hanım da burada bir sahiplenici bir pozisyon aldı ve Aynı şeyi söylüyorum. Ben de bunu evet. söylüyorum. Yani CHP'li veya ha. İYİ Partili olması değil. Bu iki ismi öne çıkınca İYİ Partili birisi çıksaydı onu verecekti. Veyahut da diğer bir siyasi partiden masadaki bir isim çıksaydı... Yani onu kazanacak evdikti. aday vurgusu ya olduğu dışarıdan için... Dışarıdan birisine iki. açık yani, olmadıklarını Külsert biz Bey. anladık. Hı hı. Siyasi parti bağlantılı Külsert isimler Bey. üzerinden o iki isim öne çıktı. Yoksa aynı görüşteyim İlteriş Bey'in. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden olup olmaması önemli yani, değil. Yani e, Ben de İlteriş Bey'in söylediği, vurguladığı konular gerçekten önemliydi. Ve bana sorarsanız e, Sayın e, Meral Akşener'i de, bu anlamda haklı gösteren gerekçeler ama benim eleştirim orada değil. Ben sadece sonraki açıklama tarzı yoksa e, altılı masadaki herkesin bence e, isim önerme hakkı tabii ki olmalıydı. Evet. Yani bu anlamda değil. Onun için ilteriş beyanı girerken sanki e, bu noktada eleştirmişim gibi yok. Yani yok, güçlü evet. argümanları vardı. İşte bunu sonuna kadar direnerek e, götürseydi o anlamda diyorum... Daha doğru olurdu. Bir de sonraki açıklama böyle olsaydı ha e, yanılabilirim. Yani ben doğrusu Meral Hanım'ın mesela hiçbir şekilde masayı terk etmeyeceğini de düşünüyordum. E, ama e, gelinen noktada böyle bir tabloyla karşılaştık. Onun Peki. için e, ben yine tabii e, iddialı bir şey konuşmayalım. E, sadece o güçlü argümanları e, ayrılış noktasındaki gerekçeleriyle e, zayıfladı diye e, düşünüyorum. Peki yoksa evet, e, 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 Saadet Partisi Son önünde hareketlilik var 10-15 dakikaya liderler çıkacakmalıydı. E, vaktimizi biraz e, dengeli şu, kullanalım değil. istiyorum. <laughs> e, Can şey. Bey de bekliyor burada. İlteriş Bey şu soruma da cevap verirken bir cümle. bir cümle ama şuna da cevap verin. Bu süreç e, neticede baktığınızda e, AK Parti'ye zarar mı verecek? E, pardon, AK Parti'ye diyorum. İyi Parti'ye zarar mı verecek? Yoksa tam tersine daha güçlenerek mi çıkartacak bu süreçten? Kısaca ne olur? Sonra e, Can Bey'e e, döneceğim. Bu sorunun karşısında bir soru daha sormak gerekiyor bence. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığının arkasında istemeden de olsa evet demesi, İyi Parti'nin böyle bir dayatmaya maruz kalması, acaba seçmen nezdinde partinin meşruluğunu Sarsar sar mıydı kendi seçmenin nezdinde? Bunu e, vurgulamak lazım. Metnin içeriğine dair son bir cümle, hani bir cümle ediyorum. E, bütün bu saydığımız gerekçelere eklenen, özellikle Sevilay Yılmaz'ın yazısında da çok net bir şekilde gördüğümüz, yani bir, tabii, e, bir kulis bilgisi o, haber Türk yazarının, e, gördüğümüz bir tablonun sonucunda o metnin sertleştiğini e, anlıyorum. Çünkü e, belki eğer bir daha söz gelirse konuşuruz, e, bir pazarlık e, hissiyatı, arkadan çevrilen bir pazarlık hissiyatının metnin içeriğini sertleştirdiği ni anlıyoruz. Özellikle HDP'den gelen açıklamalar bu vurguyu güçlendiriyor değil hmm. Bir de HDP var tabii denklemde. Onu işte notlar var evet. HDP'yi konuşacağız. Masa İyi. acaba şimdi mi altılı oluyor? Beşli oldu ama altılı mı oluyor? Bu şimdi? burası çok burası kritik. Evet.